Merhaba sevgili seyirciler, Oktay Usta'nın YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Elimde hamburger ekmeği, bir elimde cheddar peyniri. Acaba ne olacak? Oktay Usta'dan bugün sizlere güzel, böyle enfes ev yapımı bir hamburger tarifi olacak efendim. Hamburgerimizi sevgili seyirciler nasıl hazırlayacağız? Tüm detaylarıyla birlikte taze ekmeği ve burada güzel köftesiyle nefis bir hamburger diyoruz. Efendim hamburgerde sevgili seyirciler 800 gram orta yağlı kıyma, şöyle bir parça ekmek, bir tane soğan, bir tane yumurta, 3 diş sarımsak rendesi içine kekik, bir tatlı kaşığı, karabiber, bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber, bir çay kaşığı da kimyon. Kimyon çünkü yoğun bir aroma olduğu için yüksek bir aromaya sahip. Ondan dolayı onu az koydum sevgili seyirciler. Sonra yanında kızarmış patates, köftenin üzerinde cheddar peyniri, sonra da ekmeklerin arasında turşu, domates ve yeşillikler, hardal, mayonez, ketçap. Onlar olmazsa olmazlar grubunda yer alıyor. Haydi bakalım. Ailenizin aşçısı Oktay Usta'dan bugün sizler için bir hamburger tarifi geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Önce kuru ekmeği direkt rendeliyorum. Bir büyük boy soğan rendeledim. Küçük ya da orta boy ise soğanınız ikiye çıkarabilirsiniz sevgili seyirciler. Hemen elime bir su tutayım. Soğan rendeledik, ekmeği rendeledik. Evet, sıra geldi sarımsağa. Gel bakalım canım. 3 diş sarımsak. Sarımsak konusunda serbestsiniz. Yani hani bundan fazlası olmasın ama az seviyorsanız az koyabilirsiniz. Evet, 3 diş sarımsağı ezdim sevgili seyirciler. Güzel aroma verir. Çünkü hamburgerin köftesinin lezzeti çok önemlidir. Geliyoruz baharatlara. Kimyon, bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber. Tatlı ya da acı serbestsiniz. Acı seviyorsanız acısını. Bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kekik burada. Şimdi tuzunu ekliyorum sevgili seyirciler. Bir tatlı kaşığı yeter mi? Az daha, çok az daha. Burası tamam. Ve bir tane yumurta geliyor şimdi. Bir yumurtamızı da kırdık. Hemen elimi suya atıyorum. Ve haydi bakalım. Şimdi önce köfteyle başlıyoruz. Yiyenlere şifa olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Soğan rendesi, sarımsak ezilmiş, yumurtası, baharatları. Hepsi içinde sevgili seyirciler, ev yapımı güzel, lezzetli, sağlıklı bir hamburger. Evet, bu hamburgerle ilgili az sonra püf noktaları da paylaşacağım. Tek seferde pişirmezseniz ne yapabilirsiniz? Bölümünü de birazdan işleyeceğim. Aslında bu şekil yaptıktan sonra bir 10 dakika dinlendirirseniz güzel olur. Niye? İçindeki baharatların daha böyle kendini hissettirebilmesi için. Vaktiniz varsa, yoksa da problem değil. Mutfakta çareler bitmez. Hemen şekillendirme bölümüne geçiyorum. Sevgili seyirciler, şimdi hamburger köftemizi gramaja böleceğiz. 800 gram kıyma ile başladık işe. Bakalım ekmeklerimizin ebatına göre ayarlayacağız. Buradaki şey çok önemlidir. Ekmeğin büyüklüğüne göre. Mesela hazır ekmek aldınız ya da yaptınız, ebatlarına bakın ki birbirine uyumlu olsun. İçinde köftesi küçük olursa hiç güzel olmaz. Özellikle ekmeğin çapına uygun olmasına yarar var. Şimdi ben bir tartacağım bakalım. Bu kaç grammış elimdeki? Burası 95. Şöyle 100 gram yapsam her birini. Şu an 100 gram. Elimi ıslatıyorum sevgili seyirciler. Şimdi bir tane bir ekmeğin çapına göre bir basayım. Ondan sonra devam edeyim. Şimdi ekmeği ekmeğin büyüklüğüne göre dedik sevgili seyirciler. Bir tane streç film ya da buzdolabı poşetini kesiyorsunuz. Kestikten sonra mutlaka şöyle bir ıslatın. Islattıktan sonra köfteyi şöyle yuvarladınız. Ortaya getirin. Şöyle kapatın etrafından. Şöyle kapattınız ya. Sonra bastırın. Ama şurayı sıkmayın. Serbest bırakın orayı. Ekmeğin büyüklüğüne göre geldiği zaman açacağız şimdi. Oldu mu? Kontrol edelim. Ekmekten biraz taştı mı? Tamam. Daha güzel. Çünkü niye? Az bir şey taşması, köfte kendini az bir şey çekecek. Çektiği zaman ne olacak? Tam ekmeğin boyunda olacak. Açıyorum. Bakalım. Oktay Usta sen ne yaptın öyle filan diyebilirsiniz. Şimdi bir açalım, bir görelim. Ha, bu nasıl çıktı ya böyle? El gibi çıktı. Bu istediğim gibi olmamış. Yeniden yapıyorum. Beğenmedim burayı. Niye öyle oldu? Normalde olmaması lazım. Ha, bu streç biraz kalın bir streç. Ondan olsa gerek. Bir daha yapalım. Hadi bakalım. Yeniden deniyor Oktay Usta. Birinci denemesini yapamadı. İkinci denemesinde tekrar başladı. Yeniden başa aldı. Evet. Bakalım şimdi denemem nasıl olacak. Bu defaki güzel. Güzel. Şimdi oldu sevgili seyirciler. Hem de kaymak gibi de çıkmış ha, maşallah. Demek ki o zaman şu ince sivri uç bölümünde yapmakta fayda var. Evet, şimdi önce sevgili seyirciler 100 gramdan köftelerimizi bölüyoruz. 100'er gram olarak bakalım kaç tane çıktığını da sizlerle paylaşmak istiyorum ondan dolayı. Bir tane çıkıyor sevgili seyirciler. Bir tane de şurada kaldı ama bunu da paylaştırayım diğerlerine. Ne yapalım? Bu ölçümüzden 800 gram kıymadan ama böyle koklatma usulü değil, doyurucu hamburger olacak. 11 tane çıkmış oldu sevgili seyirciler. Hemen bir kez daha göstereceğim. Sonra tümüne aynı işlemi yapacağız. Önce yuvarlıyorum. Streç film ya da buzdolabı poşetini kesiyorsunuz. Yuvarladık sevgili seyirciler. Aldım şuraya. Bakın şu uç, ince uç kısmını kapatıyorum üstüne. Yanlardan sevgiyle şöyle getiriyorum. Bir böyle paylaşayım, bir de elimde hazırlayayım. Belki böyle yapamazsanız diğer metodu da sizlere paylaşayım isterseniz. Ekmeğin boyutu çok önemli. Ekmeğin boyu ne kadarsa siz köfteniz ona göre mutlaka basın. Küçük olmasın, asla içinde küçük olmasın. En büyük püf noktası köftenin, ekmeğin içinde küçücük bir köfte olup da ekmeğin ortasında kalmaması gerekir. Evet, şimdi bir de elde yapacağım. Sevgili seyirciler, ıslatıyoruz. Kuru olmaması gerekiyor. Şöyle parmak ucu ile avuç içerisinde çevire çevire çevire. Bakın şu yöntem, bak parmağa bakın. Ne yapıyor? Onu kenarları içeriye doğru alıyor. Aldı mı? Aldı. Biraz daha yine elimi ıslattım. Her tarafın aynı kalınlıkta olması lazım. Ondan dolayı dikkat ediyoruz. Ekmeği getirip ölçeceğim şimdi. Gel bakalım canım. Taşıyor. Güzel. Taşsın ama küçük kalmasın. Taşmasında hiç sıkıntı yok sevgili seyirciler. Evet efendim, hamburger köftelerimizin tamamına bu işlemi yapıyorum. Az sonra pişirme bölümü, en önemli bölüme geliyoruz. Sevgili seyirciler, hamburger köftemizi dolaba koydum. Biraz dinlensin. O sırada hemen garnitürleri hazırlamak istiyorum. İnce halka halka kesilmiş domates hamburgerde, turşu, yeşillik, mayonez, ketçap hepsi sırasıyla gelecek. Ama şimdi hemen garnitürleri hazırlıyorum. Sevgili seyirciler, hamburger köftelerimiz hazır. Tam 12 tane çıkmış. Bir tanesi tabakta olduğu için 11 tane zannetmişim. Çok güzel oldu. Şimdi iki kat bakın. Şurada arada streç filmle de paylaşmak istiyorum. Bu şekilde yapıp böyle kat aralarına streç koyarak derin dondurucuya koyabilirsiniz. Üzerinde kapattıktan sonra her vakit hemen çıkarıyorsunuz. Direkt yağsız tavaya koyup kısık ateşte pişiriyorsunuz. Çünkü her biri 100 gramlık ve ince hamburger köftelerimiz sevgili seyirciler. Önce Bismillahirrahmanirrahim patatesi yağın içine atıyorum. Sonra da hamburgerleri pişirmeye başlıyorum. Şuraya köşeye yakından bakın. Geliyorum ve bırakıyorum. Sevgiyle. Yukarıdan asla atmıyoruz. Elimiz, ayağımız bir yerimiz yanmasın. Bunun hepsini alır mı acaba? Bir kontrol edeyim. Tek seferde pişirebilecek miyim? Yok, iki seferde pişirilirse daha güzel olur. Çünkü tek seferde sıkışabilir. O zaman zor oluyor. Evet, şimdi patatesimiz kızarırken bir yandan da köfteler pişecek. Hamburger köftesi. Oktay Usta alıyor efendim hamburgeri direkt pişirme tavasına. Oktay Usta yağ koymayı unuttun diyebilirsiniz ama yağ koymuyorum. Yağsız, orta ateşte yavaştan yavaştan pişsin sevgili seyirciler. Şimdi ekmeklerimi kesiyorum hemen o sırada. Ekmekleri ikiye keseceğim sevgili seyirciler. Sonrasında iki metot var. Ya direkt ekmeği kesip hemen içinin mayonezini, ketçabını koyacaksınız. Ya da hamburgerleri pişirdiğimiz tavada şöyle bir kapatıyoruz. Üzerine doğru kızardı mı bir güzel oluyor. Ama hamburger ekmeği demişken Oktay Usta, biz bu hamburger ekmeğini nasıl yapacağız diyeceksiniz. Siz de haklısınız. Bu taraf mıydı? Yok, şu taraftı. Galiba ya orası ya burası. Yukarıda efendim hamburger ekmeği tarifimiz var. Bir önceki bölümde sizler için hamburger ekmeği hazırladım sevgili seyirciler. İşi kolaylaştırmak istiyoruz, zorlaştırmadan. Ekmeklerimi kesiyorum. Bir taraftan da köftelerimi takip ediyorum. Pamuk gibi ekmekler. Çok güzel oldu sevgili seyirciler. Şu güzelliğe bakın. Hemen köftemi bir kontrol etmek istiyorum. Hiç yağsız, kısık ateşte köfteler pişiriyor. Allah Allah, şu güzelliğe bakın sevgili seyirciler. Şef Oktay Usta'nın mutfağında hamburger hazırlanıyor sevgili seyirciler. Evet, şimdi birinci bölümü bir tamamlamak istiyorum sevgili seyirciler. Köftelerimiz hemen hemen pişti orada. Mayonez, ketçap. Şurası zemin bölümü. Canım. Biraz da üst kapak bölümünü. Tamam. Hardal. Hatta şöyle yapsam da olur. Tamam. Ketçap. Azar azar. Hem altta hem üstte, her iki tarafta da olsun sevgili seyirciler. Şimdi geliyoruz yeşillikler bölümüne. Önce bir köftelerimi kontrol edeyim yanmasına. Evet, şimdi sevgili seyirciler, zemine yeşillik. Yeşilliğin üzerine yeşilliğini biraz bol koyuyorum. Birer tane domates. Domatesin üzerine turşu. Evet, fırın niye böyle yapıyorsun? Geliyorum, tamam canım. Tamam, açık unuttun beni diyor. Tamam. Tamam. Evet, şimdi sevgili seyirciler, köftelerimiz geliyor. Evet efendim, Şef Oktay Usta'nın mutfağında sevgili seyirciler, ekmeklerden köfteyi yaptığımız zaman nasıldı? Köfteler ekmekten büyük idi. Ama şimdi gel görün durum nasıl? Bakın, başa baş geldiler. Onun için mutlaka köfteyi ekmekten büyük yapalım sevgili seyirciler. Hemen tekrar dolduruyorum burayı. Tavamız da maşallah 6 tane alıyormuş. Ben baştan orayı 6 taneyi koysaydım 2 turda hepsini pişirecekmişim. Güzel. Evet, şimdi hamburgerleri görüyoruz. Altta mayonez, ketçap, yeşillik, domates, turşu ve kapaklarını kapatıyorum. Güzel. Şimdi tamamını dolduracağım sevgili seyirciler. Bir tanesini de şiş batırıp keseceğim. İçini de hafiften bir kızartmak istiyorum. Onu da paylaşacağım az sonra. Sevgili seyirciler, efendim şimdi hamburgerlerimizin 4 tanesini peynir yemeyenler için yaptık. Diğerlerini de üzerine cheddar peynirlerini koyuyorum. 2 çeşit yaptım. Peynirli ve peynirsiz olmak üzere ikiye ayırdım. İlk pişirdiklerime peynir akar diye buraya tavaya peynir koymadım. Şimdi buradan sonrakiler peynirli olacak. Cheddar peynirleri gelecek. Son 2 köfteyi de ilave ettim buraya. Güzel. Heyecan var, telaş var. Oktay Usta'nın mutfağında hiç yağ koymadım. Sevgili seyirciler, şuradaki yağ kendi yağı. Eğer mayonez tarzı bir şey koymayacaksanız da oradaki yağını da ekmeklere bandırabilirsiniz. O da güzel olur. Harika olur. Gel bakalım canım, sen de kalma. Buraya alalım. Evet. Sevgili seyirciler, şimdi hamburgerlerimiz hazır. Son bir tanesini de şuradaki ızgarada pişirdiğim bölümde bir kere daha şöyle bir ortadan ikiye kesip kestikten sonra da ızgaraya almak istiyorum. Her metodu inşallah sizlerle paylaşmaya özen gösterdim. Bakın şöyle kestiğim halini şu şekilde. Daha kızarmadan önceki görüntüsü bu. Şimdi buraya alacağım. Şişi tam anlamıyla batırıyorum ve getirip ekmeği şöyle yerleştiriyorum. Çizgilere doğru yerleştiriyorum ki motifi çıksın burada. Tamam. Şimdi toplamda 12 tane hamburgerimiz hazırlandı. Bir tanesini de böyle peynirli ve peynirlisiz ikiye ayırdım. Şimdi şuraya sevgili seyirciler mayonez, ketçap, hardal karışımı yapacağım. Şimdi getiriyorum, şuraya mayonez sıkıyorum. Mayonezin üzerine biraz ketçap veriyorum. Tamam. Şuraya da hardal vereceğim. Evet. Tamamdır. Hemen kontrol edeyim yanmasın. Az daha kızarsın. Böyle ekmek kırmızı, kızarmış ekmeğin görüntüsü çok önemli. Efendim sevgili seyirciler, Oktay Usta bugün sizler için güzel böyle ev yapımı hamburger tarifini paylaştım. Üstten de hamburgerin ekmeğinin tarifine ulaşabileceksiniz. Yemeğe dair Allah ne verdiyse burada sizlerle tüm tarifleri paylaşmak istiyorum. Şu güzelliğe bakın sevgili seyirciler. Ya Rabbi, ya Rabbi ne güzel nimetler verdin bize. Bu daha da bir güzel oluyor bakın. Ekstradan bir daha kızarttığınız zaman çifte kızarmış oluyor sevgili seyirciler. Şöyle iki taraftan da görebileceksiniz. Evet, Oktay Usta bugün sizlere efendim hamburger tarifi yaptı. Biraz dağınık çalıştıysam affola diyorum. Diğer tariflerimizde buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.